Kararların sorumluluğu danışanlara ait olmalıdır. Bir koç, danışanına sadece öneri veya tavsiyelerde bulunabilir ve de onu ancak izin isteyerek, öneride bulunabilir miyim diye izin isteyerek yapmalıdır. Aksi takdirde koç, danışanın sürecine yön vermiş olur ve bu da doğru bir koçluk ilişkisi değildir. Danışan kendi sürecine %100 hakim olmak zorunda, kendi kararlarını kendisi almak durumundadır. Ve aldığı kararların sorumluluğunda %100 üstlenmek durumundadır. Aksi takdirde kararlarının sorumluluğunu başkalarına yükleyebilme durumunda hiçbir danışan kendi sürecini kendisi yönetemeyecektir. Veyahut da sorumlulukları başkasına yükleyebildiği noktada daha rahat hareket edecek, harekete geçmekte gevşek davranacak ve bu konuda tam sorumluluk almayacaktır. Kararlarımızın sorumluluğunu hissettiğimizde bu adımın beni tam etkileyecek farkındalığını yaşadığımızda o zaman belki de daha tedbirli ama daha doğru hareketleri gerçekleştiriyor olacağız. Daha doğru adımları atıyor olacağız.